Devam ediyoruz değerli izleyenler. Stüdyomuzda konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Muharrem Erkek. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Günaydın Türkiye. Günaydın diyoruz bizler de. Şimdi baktığımızda bugün yani her gün bir gün öncesinin devamı niteliğinde gündem varken bugün farklı başlıklarımız söz konusu. Belki bir anlamda biraz acaba Türkiye bir değişime mi gidiyor diyeceğimiz, birbiriyle çok ilgisi yokmuş gibi görünen ama gerçekten de bağlantılı iki önemli başlıkla başlayalım. Birincisi Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı değerli izleyenler. Diğer önemli gelişme ise Wikipedia'nın tam 2,5 yıl sonra tekrar erişime açılması. Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu iki gelişmeyi? Dediğim gibi birbirinden farklı gibi görünüyor ama aslında baktığınızda biraz böyle özgürlükler anlamında bir gelişme mi sizce? Yoksa zaten olmaması gereken bir şeyin pozitif anlamda gelişmesi olmaz mı diyorsunuz? Bir algı yaratma çabası var. Bugün ülkemizin yaşadığı en önemli sorun temel hak ve özgürlükler sorunu. Yani anayasada güvence altına alınan basın özgürlüğü, seyahat özgürlüğü, ifade özgürlüğü, bunun gibi özgürlükler evet anayasada yazıyor ama gerçek anlamda güvence altında değil. Temel hak ve özgürlükler. Bu tip soruşturmaların, bu tip davaların zaten açılmaması dahi gerekir. Bir suçsuz insanın sanık olarak yargılanması dahi, beraat etse bile sonuçta başlı başına bir cezadır. Başlı başına bir cezadır. Asıl sorunumuz AK Parti'nin bugün Türkiye'yi getirdiği nokta. Türkiye şeklen anayasalı bir devlet ama bir anayasal hukuk devleti değil artık maalesef. Onun için biz hep ne diyoruz? Hukuk devleti, önce hukuk devleti, sonra üretim, sonra güçlü sosyal devlet devam ediyoruz. Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, bu kararlara dahi saygı gösterilmiyor. Anayasada çok açık bir şekilde yazdığı halde Anayasa Mahkemesi kararları, yargı organlarını, mahkemeleri, yürütmeyi, Cumhurbaşkanını, bakanları, yasama organını, meclisi ve tüm idari organları ve herkesi bağlar. Anayasada açıkça yazıyor. Anayasa Mahkemesi bir konuda bir karar verdiği zaman kararı eleştirseniz dahi ona saygı göstermek ve uymak zorundasınız. Anayasal bir hukuk devletiyseniz ama maalesef bugün gelinen noktada bakıyorsunuz bazı yerel mahkemeler dahi Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymayabiliyor. Bu cesareti nereden alıyorlar? Ya bugün bazı mahkemeler, bazı yargıçlar eğer saraya bakıp kararlar veriyorlarsa hiç kimse hukuk anlamında güvence altında değildir. Şunu hep söylüyoruz. Özgürlük yoksa, adalet yoksa, ekonomik kalkınma da yok. Aş, iş, ekmek de yok. Kimse bugün, beklemesin. Tabii ki demokrasi, iyileşmesin. Özgürlük, adalet bunlar olmadan zaten ülkemizin mutlu bir ülke olması, barış içerisinde, huzur içerisinde yaşaması ve gelir dağılımındaki adaletsizliklerin kaldırılması da mümkün değil. Sözcü davası, İşte Sözcü Gazetesi'nin yazarları, çalışanları FETÖ'ye yardımdan cezalandırıldı. Bu FETÖ'yle mücadelenin sulandırılmasıdır aslında. FETÖ'yle gerçek anlamda bir mücadele yapılmadığının, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmadığının, basının, muhalefetin nasıl baskı altına alınmak istendiğinin açık bir göstergesidir. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek, FETÖ'ye yardım etmek. Bugün FETÖ'ye en ciddi yardımı yapanlar kimler? İktidardakiler. Yıllarca bilerek ve isteyerek yardım ettiler. Onlar niye yargılanmıyor? Onlar niye cezalandırılmıyor? Onların hukuki sorumluluğu yok mu? Siyasi sorumluluğu yok mu? Vicdani sorumluluğu yok mu? Sözcü Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi, birçok insan yaşamını bu tip yapılarla FETÖ'yle mücadele geçirmiş insanlar. Vatanını seven. Kesinlikle. FETÖ'ye yardımdan cezalandırıldı. Evet. Emin Çöleşen 1999 yılında FETÖ'yü anlatıyordu.
1999 yılında. Ve anlattığı için o yıllardan beri de zaten hedefte değil mi? Ya tabii ki şimdi şunu hep söylüyoruz, basın özgürlüğü. Basın özgür değilse toplum özgür değildir. Bu çok net. Ve basın da yönetenlere, iktidara hizmet için yoktur. Yönetilenlere hizmet için vardır. Onun için sözcü susturulmak isteniyor. Onun için birçok kanal susturulmak isteniyor. Onun için muhalefetin üzerinde ağır bir baskı oluşturulmak isteniyor. Yargının üzerinde yürütmenin tahakkümü var. Basının üzerinde var. E o zaman hak ve özgürlükler nasıl güvence altında olacak? Hukuk devleti değilseniz basın da güvence altında değil. Bireylerdir. Şimdi bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir başlık, hak ve özgürlük yok. Kadir Has Üniversitesi Türkiye Eğilimleri Araştırması'na göre halkın öncelikli gündemi işsizlik ve birçok verinin sergilendiği araştırmada katılımcıların tamamı hak ve özgürlüklerin azaldığına inanıyorlar. AKP'liler en çok Cumhurbaşkanı'na, CHP ve İYİ Partiler TSK'ya, MHP'liler en çok polise güveniyormuş. Sayı az da olsa deizm artıyor. Kendini mezhepleriyle tanımlayanların sayısında da artış var denilmiş. Hak ve özgürlük yok. Artık yapılan araştırmalara da çok net yansıyabiliyor. İnsanlar yaşadıkları bu işte buhran dönemini çok net bir şekilde ifade etmeye de başladılar değil mi? Şimdi güvenmemiz gereken, hani orada diyor ya işte MHP'liler polise güveniyor, işte şunlar ordumuza güveniyor, şunlar işte şuna güveniyor. Tabii ki biz bir bütünüz zaten. Ordumuzla, yargımızla, polisimizle. Yani hepimiz, biz 82 milyon vatanımız, bayrağımız, hedeflerimiz, cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırma misyonumuz. Bunlar için çalışıyoruz. Ama asıl güvenmemiz gereken, yargı. Yargı, değil mi? Yargı. Zaten bağımsız ve tarafsız bir yargı varsa, güçlü bir yargı varsa, temel hak ve özgürlükleriniz güvence altındadır. Güvence altındadır. İktidar yanlış da yapsa, başkası yanlış da yapsa, siz mahkemeye gidersiniz. Ama bugün bu güven sarsıldı. Devletin temeli olan adalet çürüdü. Hukukun üstünlüğü endeksinde hep söylüyorum son 5 yılda 50 basamak geriledik. Dünyada örneği yok. 50 basamak birden geriledik. 69. sıradaydık. Bugün işte 109. sıradayız. Düşünebiliyor musunuz? Yani 69, işte 109 ya da 119. Ya 50 basamak birden geriledik. Asıl güvenmemiz gereken, her zaman söylüyoruz, bizim yapmamız gereken tüm bu yaşanan adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldırmak. Bu da hukuk devletiyle mümkün. Siz kuvvetler ayrılığını yıkarsanız, kuvvetler ayrılığı, yasama, yürütme, yargı, nasıl hukuk devletini tesis edeceksiniz? Mümkün mü böyle bir şey? İşsizlik diyor en önemli sorun haberde. Evet. Genç işsizlikte Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru kırıldı. Ne kadar acı bir tablo. 18 yıllık tek başına iktidarın Türkiye'yi getirdiği nokta. Genç işsizlik oranı %27.4, %28. Üniversite mezunları işsiz. Gençlerin birçoğu okumuyor ve çalışmıyor. Umutlarını da yitirmişler. Tabii. En acısı bu. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne baba, dar gelirli bir aile, boğazından kesiyor, her şeyinden fedakarlık yapıyor. Evladını üniversitede okutuyor, o üniversiteyi bitiriyor, geliyor işsiz annesiyle babasıyla yaşamaya devam ediyor. Veya işsiz olduğu için çocuğuna harçlık veremeyen babalar yaşamına son veriyor bugün. Öbür tarafta çalışanlara bakın. Çalışanların %40'ı asgari ücret ya da asgari ücretin altında maaş alıyor. 8 milyon asgari ücretli var. Aileleriyle birlikte milyonlarca insan açlık sınırının altında yaşıyor. Bu tabloyu hak ediyor mu Türkiye? Ya şuna da çok üzülüyorum. Mesela kişi başına düşen milli gelir 9 bin dolar, 10 bin dolar diyorlar iktidardakiler. Hedefimiz neydi 2023 hedefi? 100. yılda daha işte en son daha birkaç yıla kadar Sayın Erdoğan çıkıyordu. 2023'te kişi başına düşen milli gelirimiz 25 bin dolar olacak. Bugün 9 bin dolar. Bugün. Kalkınma planında ve 2023 hedefinde bugün 12.484 dolara indirdiler. %50 düşürdüler hedefi. Evet. %50. Böyle bir öngörüsüzlük de zaten hani olamaz. Böyle bir öngörüsüzlük.
Böyle bir iktidar, işte Türkiye yönetilmiyor, savruluyor. Evet. Şimdi 500 milyar dolardı ihracat hedefi 2023'te. Şimdi hedef ne? O da %50 indirildi. Hı hı. Zaten bugün 170 milyar dolar falan yaşadığımız. Şimdi kişi başına düşen milli gelir ne demek? Diyelim 10 bin dolar milli gelir. Onlar 10 bin dolar diyorlar. 82 milyonun herkesin 10 bin dolar yılda alması demek. Milli gelirin anlamı bu. Kişi başına düşen milli gelir 10 bin dolarsa eğer 82 milyonun bunu alması lazım. 5 kişilik bir aileyi düşünün. 50 bin dolar değil mi? İşte yılda 50 bin dolar. Yani olması gereken. Olması gereken yani veriler doğruysa. Eğer verilere göre. Veriler doğruysa kişi başına düşen milli gelir o demektir. Herkesin bunu alması demektir. E şimdi alıyor mu 50 bin dolar 5 kişilik bir aile? Ayda yaklaşık 25 bin liraya yakın para hesaplarsanız. Yani 50 bin doları yıllık Türk parasına çevirin 12'ye bölün. Yani 20 bin liranın üzerinde aylık bir ailenin girmesi lazım 5 kişilik bir aileye. Giriyor mu? Peki nasıl bir milli gelir paylaşımı bu? Kişi başına düşen milli gelir nasıl oluyor 9 bin dolar, 10 bin dolar? Demek ki gelir dağılımında büyük bir adaletsizlik var. Demek ki bir avuç mutlu azınlık. Evet. Kaldı ki şu anda yeni doğan çocuklar bile borçlu doğuyor Türkiye'de. Tabii ki çünkü faiz sarmalına girmiş bir hükümet. Türkiye'yi faiz lobilerine teslim etmiş bir hükümet. Günde 50 milyon dolar faiz ödüyoruz. Günde 50 milyon dolar. Tank palet fabrikasını 50 milyon dolar için Katarlılara peşkeş çektik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği. Avrupa'nın en önemli silah fabrikalarımızdan biri olan tank palet fabrikasını 50 milyon dolara ihtiyaç olduğu için bugün 50 milyon dolar ödüyoruz. Günde her gün Türkiye 82 milyon 50 milyon dolar faiz ödüyor. 18 yılda tek başına iktidar AK Parti. 18 yılda yalnızca dışarıya Londra'daki bir avuç tefeciye, dünyanın büyük bankerlerine, büyük kredi kuruluşlarına, bankalarına, sadece dışarıya AK Parti'nin ödediği faiz 18 yılda 170 milyar dolar. Bakın 170 milyar dolar. Düşünebiliyor musunuz? Yalnızca faizden bahsediyoruz. 18 yılda dışarıya ödenen. Yani düşünün bu faizle neler yapılabilir? Yani nasıl bir üretim yaratılabilir? Tabii. Nasıl işsizlik, fabrikalar kurulabilir, okullar, her şey. Ama faize teslim olmuş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek faizlerini ödeyen, üstelik faizi de haram olarak gören bir iktidar. Her durumda değil. Tamamen samimiyetsiz, tamamen öngörüsüz bir iktidarla karşı karşıyayız. Bu arada faizde bütçe de yetmedi başlığı var bugün yine Cumhuriyet Gazetesi'nde. Saray ve faizde bütçe yetmedi deniliyor. Harcamada sınır yok çünkü, değil mi? Örtülüden de tam 2 milyar lira gitti. Hükümet birçok kalemde başlangıç ödeneklerini de aştı. Bütçe 1993'ten bu yana ilk kez faiz dışı açık verdi. Hazineden 114 milyar lira yardım yapılan SGK'nın görev zararı 83.2 milyar liraya çıktı. Örtülü ödenek harcaması 2 milyar, faiz giderleri 99.9 milyar lira oldu deniliyor. Örtülü ödenek harcaması 2 milyar, eski parayla 2 katrilyon. Evet. Şimdi bu şekilde düşünmek gerekiyor. Eski parayla tabii, düşününce daha çok, olayın çok ciddiyeti büyük, çok çok büyük. Şimdi örtülü ödenek nasıl kullanılıyor bizim yasalarımıza göre? Maliye ve Hazine Bakanı'nın imzasıyla. Yani kayınpeder, damat, Cumhurbaşkanı ve Maliye ve Hazine Bakanı örtülü ödeneği kullanıyorlar. Bir üçüncü kişi bilmiyor. Kamuda şeffaflık tamamen kayboldu. İsraf çok büyük oranda. İşte görüyorsunuz kışlık saray, yazlık saray, uçan saray. Büyük bir israf var. Bugün bakıyorsunuz Almanya'ya bütçesi fazla veriyor. Onlar da şimdi kamu yatırımlarını tekrar düşünüyorlar, yatırıyorlar masaya. Neden fazla veriyor? Çünkü israf yok. Şimdi onunla ilgili de Emrah Korkusuz gazetesinin manşetini ekrana getirebilir miyiz? Almanya Türkiye'yi nasıl kıskanmasın başlığını atmış. Onların kasasından para fışkırıyor, bizim kasamız tam takır. Çünkü israf yapmıyorlar. Çünkü mütevaziler. Şimdi bakıyorsunuz
Almanya Başbakanı, Almanya'yı yöneten kadın Merkel, 3 tane araçla Almanya'da bir yerden bir yere gidiyor. Biz nasıl gidiyoruz? İsraf yapmazsanız, bugün belediyelerde bile bakın, halkın bütçesini doğru kullanan, halkın bir kuruşunun dahi harcarken dikkat eden, hesabını veren belediye başkanları nasıl tasarruf yapıyor, nasıl borçları ödüyor? Bir de bakın bazı belediye başkanlarına nasıl fütursuzca harcamışlar, nasıl halkın parasını har vurup harman savurmuşlar. Biz belediye başkanlarımıza hep şunu söylüyoruz. İki şeye çok dikkat edeceksiniz. Harcadığınız her kuruşun hesabını halka vereceksiniz. Çünkü belediye başkanları da, özel idarelerde, valilerde, bakanlarda, cumhurbaşkanı da herkes halkın kaynaklarıyla yatırım yapıyor. Halkın kaynaklarını kullanıyor. Bütün kaynakların sahibi halktır. Kimse ben şunu yaptım, bunu yaptım demesin. Evet, evet. Şimdi mesela Almanya işte 13 milyar 500 milyon euro, yaklaşık 89 milyar lira fazla verdi. 48 milyar euroya ulaştı. Almanya hükümeti bu parayı şimdi nereye nasıl harcayacağını düşünüyormuş. Zor olsa gerek, kara kara düşünüyorlar nereye gidecek bu para diye. Ortaya çıkan bu durum AKP'li trollerin de sık sık kullandıkları "Almanya bizi kıskanıyor" sözünü elbette ki akıllara getirdi. Ve bize düşense acı acı gülümsemek oluyor maalesef. Yani her zaman söylüyoruz, üreten bir ülke olursanız, bugün saman ithal eden bir ülke Türkiye, saman ithal ediyor, arpa ithal ediyor, arpa her toprakta, her koşulda yetişir, üretmiyor, yalnızca tarlada da üretim değil, sanayide de üretim değil, bilgi üretmiyor Türkiye, akıl ve bilimden uzaklaşıyor, üniversiteler bilgi üretemiyor, üniversiteler, çünkü üniversiteler bilimsel özelliğini yitirdi. İşte üniversite rektörleri bugün atanıyor. Cumhurbaşkanı bir imzayla kendisine yakın kişileri üniversite rektörü olarak atıyor. Üniversiteler eskiden rektörlerini seçerdi. Siz bilgi üretmiyorsanız nasıl büyüyeceksiniz? Bugün yerli otomobil tartışmaları yaşıyoruz. Evet. Dünya artık o kadar açtı ki bu şeyleri. Artık herkes otomobil de üretiyor. Markalar zaten dünyada oluştu. Bugün siz bir çip üretebiliyorsanız, o otomobilin motorunda, beyninde bir çip üretebiliyorsanız çok daha değerli artık. Kesinlikle. Katma değeri yüksek ürün üretiyorsanız bu çok daha değerli artık. Yani o kadar bizim eğitim sistemimize darbe vurdular ki. Eğitimde, sağlıkta, adalette bu kadar bir çürümüşlük varken siz Türkiye'yi nasıl ileriye götüreceksiniz? Nasıl işsizliği çözeceksiniz? Nasıl yolsuzlukla mücadele edeceksiniz? Şeffaflık kaybolmuş, büyük bir israf var. Zaten israfın olduğu yerde tasarruf olmaz ki. İsraf demişken bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle Ankara'da yaşayanların sık sık denk geldiği o konvoyu, tabii İstanbul'da da yine aynı şekilde ama Ankara biraz daha bürokrasinin göbeği olduğu için biz çok yaşıyoruz en azından ve gördüğümüzde gözlerimize inanamıyoruz. Mesela saymaya çalışıyorum ben bazen. Acaba kaç tane araba geçecek diye. Sayamıyorum. Zaten çok hızlı gidiyorlar gerçekten. Siz fark edemeden yanınızdan 10 tane araç geçmiş oluyor. Ve ardı arkası kesilmiyor. Bütün yollar kapanıyor. Tabii, tabii. Dakikalarca belki 100 araçlık konvoylar. Tabii ki Cumhurbaşkanı bir yerden bir yere giderken tabii ki bazı ayrıcalıkları olacak. Olacak ama bu şekilde milletin adamı olamazsınız. Aracınızla giderken bir tiyatro hazırlayıp yolda durup aracınızdan inip bir simit alarak milletin adamı olamazsınız. Sarayda oturursanız, bu şatafat, lüks içinde yaşarsanız milletin adamı olamazsınız. Bugün işsizlik sebebiyle anneler, babalar yaşamlarına son veriyor. Açlık sınırının altında yaşıyor milyonlar. Bunun sorumlusu kim? Bunun sorumlusu Erdoğan ve hükümetleri. Bir ülkede işsizlik bu kadar büyük orandaysa, bir ülkede yolsuzluk bu kadar çok konuşuluyorsa, ayyuka çıkmışsa birçok şey, insanlar mutlu değilse, iş adamı da mutlu değil, işçisi de mutlu değil, emeklisi de, esnafı da, esnaf kan ağlıyorsa,
Çiftçi perişansa. Ya çocuklar bile mutlu değil. Şunu evet, hemen o zaman ekleyelim. Bunun sorumlusu kim? Mesela kış saati uygulamasıyla küçücük çocuklarımız karanlıkta, ya resmen gece karanlığı, böyle hafif bir gün ışıması falan da değil. Küçücük el kadar çocuklarımız elektrikleri aynı zamanda her gün bir saat daha fazla kullanıyoruz. Ve elektrik şirketlerine fazladan milyarlarca lira kazandırıyoruz. Evet, bunun sorumlusu hükümettir. Ülkeyi yönetenlerdir. Siz değilsiniz, biz değiliz. Biz çözüm üretiyoruz, sunuyoruz, paylaşıyoruz, ortak çaba gösterelim diyoruz. Ama hepsi böyle bir elin tersiyle itiliyor maalesef. İşte FETÖ'nün siyasi ayağını araştıralım diye araştırma önergesi evet. veriyoruz, reddediliyor. Nasıl olur bu? Bunun her Türk vatandaşının bence düşünmesi, bunun üzerinde durması ve özellikle muhalefet partisinin de, ana muhalefet partisinin de bunu hemen hemen her gün, her platformda dile getirmesi gereken nitelikte önemli bir konu bence. Çünkü korkuyorlar. Korkuyorlar. Mecliste kurulacak bir araştırma komisyonunun FETÖ'nün siyasi ayağını araştırmasında korkuyorlar. Neden korkuyorlar? Çünkü sokaktaki vatandaş da artık diyor ki siyasi ayak iktidarda. Herhalde bu kadar korktuklarına göre. Nerede varsa ortaya çıkarılsın. Yargıdaki ayak ortaya çıkarıldı. Evet. Ordudaki ayak ortaya çıkarıldı. Emniyetteki ayak, MİT'teki ayak ortaya çıkarıldı. Baklavacısı ortaya çıkarıldı. Esnafı, iş adamı, bütün ayaklar ortaya çıkarıldı. Bir tek siyasi ayak ortada yok. Siyasi ayak olmadan devlette kadrolaşabilir misiniz? Siyasi ayak olmadan, onun desteği olmadan, onunla birlikte yürümeden böyle bir güç haline gelebilir misiniz? Peki bir FETÖ borsası olduğunu siz de düşünüyor musunuz? FETÖ borsası var tabii. Çünkü parası olan, dayısı olan, sarayda yakın olan kurtuluyor. Garibanlar cezaevinde. Bu çok açık. Şimdi belediye başkanları borsası da oluşturuyorlar galiba. Evet. Transferler başladı. Her konuda çözüm üretiyoruz. Cesurca ekonomik krizle ilgili çok ciddi çözümler ürettik. Daha ekonomik kriz derinleşmeden, başlamadan sunduk. 13 maddelik, daha sonra devamında işte 9 maddelik. Bunları dedik uygulayın. Ekonomik kriz geliyor. Ve bu ekonomik kriz maalesef yerli ve milli bir kriz. Dünyadan kaynaklanan bir kriz değil. Krizin sorumlusu bizzat bu yaşadığımız sistem. Bizzat yaşadığımız sistem tek adam rejimi, saray rejimi. Sorumlusu da bu. Onun için de önümüzdeki süreçte Türkiye bugün şunu yaşıyor. Otoriter rejimden yana olanlar, Cumhurbaşkanlığı örtüsü altında otoriter bir rejim yaratıldı. Otoriter rejimden yana olanlar, demokrasiden yana olanlar. Demokrasiden yana olanlar her geçen gün güçleniyor. Daha da çoğalıyor, artıyor ve demokrasiden yana olanlar kazanacak. Otoriter rejimden yana olanlar, tek adam rejiminden yana olanlar kaybedecek. Bunun için gece gündüz zaten herkes büyük bir özveriyle çalışıyor. Zaten bu tek adam rejiminden, saray rejiminden kurtulmadığımız sürece ne işsizlik sorununu çözebiliriz, ne yolsuzluk sorununu çözebiliriz, ne adaletsizlikleri ortadan kaldırabiliriz. 31 Mart'ta seçmen, millet bir şamar vurdu. İstanbul seçimini iptal ettiler. 23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçiminde daha kuvvetli bir şamar geldi. Osmanlı Tokat. AK Parti vicdanı olan, adalet duygusu olan AK Parti MHP seçmeni de İstanbul'da gitti, Millet İttifakı'nın adayına oy verdi. İmamoğlu'na oy verdi. AKP seçmeninden de MHP seçmeninden de vicdanında muhakeme yapanlar gittiler, oy verdiler. 800 bin üzerinde fark. Büyük bir fark. Şu anda asıl şamar, asıl büyük şamar ilk seçimde gelecek. Evet. İlk seçimde Türkiye bu hükümetten kurtulacak. Peki. Kanal İstanbul'la ilgili bir referandum yapılırsa aslında yine Tayyip Erdoğan'ın aynı şekilde üçüncü kez aslında yine o sizin bahsettiğiniz, sizin tabirinizle üçüncü tokadı iyice ifade ediliyor. Evet, çünkü hiç ders almamışlar. Milleti dinlemiyorlar. Seçmenin uyarılarını dikkate almıyorlar. Böyle mi milletin adamı olur? Millet yapmayın diyor. İstemiyor. Doğru değil diyor. Bakın size bir şey söyleyeyim.
Bunlar çok konuşuldu. Mecliste de konuştuk. Sayın İmamoğlu da gerçekleri ortaya koydu. Değerli başkanımız 16 milyon İstanbullu için çalışıyor. Hiç kimseyi ayırt etmeden. Hiç kimseyi ayırt etmeden. Onun için İstanbul bir rahat nefes aldı. Türkiye'nin de rahat bir nefes alması lazım. Kanal İstanbul sürecinde başvuru dosyasında öyle şeyler yaşandı ki, bürokrasinin üzerinde öyle ağır baskılar oluşturuldu ki, biz o devlet su işlerinin, devlet hava meydanlarının ilk raporlarını gördük. İlk raporlarını gördük. Olumsuz görüş veren evet. raporlarını. Onların hepsi baskılarla değiştirildi. O raporlar gerçekleri ortaya koyuyordu. Kanal İstanbul'u yaparsanız yaptığınız yeni havalimanı çalışamaz duruma gelebilir deniyordu. Öbür taraftan içme suyu kaynaklarını kaybedecek İstanbul, Marmara deniyordu. Birçok şey anlatılıyordu. O baskılarla o raporları değiştirdiler. Öyle bir baskı oluşturdular ki uzmanların üzerinde, bürokrasinin üzerinde. Şimdi Kanal İstanbul büyük bir tehlikedir. Ben size başka bir şey söyleyeyim. İstanbul, Marmara zaten o kadar yoğun ki nüfus olarak. Her şey orada. Her şey İstanbul'da. Halbuki bir memlekette bir standart olur değil mi? Doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle bir denge olur. Bir standart olur. Her şey İstanbul'da. Finans merkezleri, nüfus, işte ekonomi dünyası, spor dünyası, her şey. Her şey. Kültür, sanat ağırlıklı olarak. Şimdi siz Kanal İstanbul'la çok daha bir nüfus yoğunluğu getireceksiniz. Evet. Yani İstanbul'a ihanet ettik diyordu ya Sayın Erdoğan. Bu dikey mimariyle, işte bu AVM'lerle, bu yapılaşmayla. Yapılaşmayı arttırıyorsunuz. Nüfusu arttırıyorsunuz. Halbuki bizim projemiz neydi? Genel seçimlerde de tüm Türkiye ile paylaştık. Merkez Türkiye projesi. Anadolu'da. Anadolu'da. Çevremizdeki tüm dünyaya ulaşabileceğimiz ve Anadolu'yu, bütün Türkiye'yi kuzeyiyle, güneyiyle, doğusuyla, batısıyla ayağa kaldıracak bir Merkez Türkiye projemiz vardı evet. bizim. Çok önemli bir projeydi. Ve o projeyi biz hayata geçireceğiz. Mutlaka geçireceğiz. Türkiye'nin Marmara'da, İstanbul'da bir kanala ihtiyacı yok. Bu tip projelere ihtiyacı var. Bu tip projelere. Daha büyük bir ihanet sürecine girdiler. Ne için? Orada hukuki olmayan, ahlaki olmayan bir rant söz konusu. Madem öyle, Kanal İstanbul'un bütün çevresini ekolojik tarım yapın. Ama satmışlar zaten. Satmışlar. Şimdi orada tabii o satın alanlar da bunu yapacaksın diyor. Tabii baskı var. Bunu yapacaksın diyor olabilir. Ama ben kamuoyunun, milletin buna müsaade edeceğine inanmıyorum. Çünkü bu doğru bir proje değil. Dünyadaki en önemli sorunlardan biri ne? Temiz su kaynakları. Temiz su kaynakları. Bugün enerji için verilen mücadele, savaşlar belki yarın su için verilecek. Tabii, muhtemelen. Ve o Kanal İstanbul'un yapılacağı hatta o kadar önemli içme suyu kaynakları var ki. Hepsi yok olacak. Hepsi yok olacak. Ama hiç düşünülmüyor bunlar. Ya böyle yani... bir şeye hakkınız var mı? İstanbul susuz kalabilir. İstanbul'un kanala ihtiyacı yok ki. İstanbul'un başka şeylere ihtiyacı var. Önceliğimiz bu değil ki. 75 milyardan bahsediliyor. Eski parayla 75 katrilyon. İşsizlikten bugün insanlar yaşamına son verirken, intihar ederken bizim önceliğimiz bu mu olmalı? Ve de İstanbul dediğimiz bölge bir deprem bölgesiyken ve de çok büyük bir deprem bekleniyor biliyorsunuz İstanbul'da. Milyonlarca kişinin hayatı söz konusu. Bununla ilgili vatandaşlar bir an önce adım atılmasını istiyor. Ve ilk olarak tabii ki binaların mesela yeniden sağlamlaştırılması, okullar, kamu kurumları, insanlar her an her dakika tedirgin yaşıyor İstanbul'da. Paralar toplandı. Depremle ilgili. Çok büyük paralar toplandı. Ama görüyoruz ki İstanbul'da onlarca okul depreme dayanıklı hale getirilmemiş. Peki bu paralar nerede? Ya şehitler için paralar topluyorlar. Şehit aileleri için, gaziler için.
paralar dağıtılmıyor şehit ailelerine, gazilere. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi siz İstanbul'a nefes aldıracak çok önemli projelere imza atmak varken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız İmamoğlu'yla birlikte İstanbul'un 16 milyon İstanbulluya önemli hizmetler yapmak varken, bizim belediyemizin başarısız olması için İmamoğlu'nun önünü nasıl kesebiliriz düşüncesiyle engellemeler yapıyorsunuz. Bir de Kanal İstanbul'la ortaya çıkıyorsunuz. Bu çivi çakmak mı Türkiye'ye? Çivi çakmak istiyorsanız gelin Merkez Türkiye projesini hayata geçirelim. Çivi çakmak istiyorsanız gelin güzel okullar yapalım. Güzel yatırımlar yapalım. Gelin fabrikalar açalım. Üretimi arttıralım. İşsizliği ortadan kaldıralım. Siz bugün sarayda işsizlik yok. Orada bir sorun yok. Saray ve çevresi mutlu. Evet. İşsizlik yok. Peki sarayda büyük bir israf var. Nereden tasarruf yapıyorlar? Üniversite öğrencilerinin yemek parasından. Bugün bir üniversiteden, hepimiz üniversitelerde okuduk. Üniversitemizde gider yemeğimizi yerdik. Yurdumuza karnımız tok giderdik. Bu o kadar önemlidir ki üniversite öğrencisi. O yemeği sembolik bir bedelle yiyebilmek. Sembolik olacak o. 1 lira olacak. 2 lira olacak. O kadar sembolik bir bedel olacak ki siz tasarruf tedbirlerini üniversite öğrencileri üzerinde mi uyguluyorsunuz? Tasarruf tedbirlerini askeri ücretli üzerinde mi uyguluyorsunuz? Emekli de mi? Askeri ücretin, brüt ücretin %20'sinden fazlası vergiye gidiyor. Askeri ücretliden vergi alınır mı? Askeri ücretli zaten açlık sınırının altında yaşıyor. Tasarrufu oralarda mı arıyorsunuz? Gerçek güç, gerçek saygınlık, gerçek büyüklük sadeliktedir, bilgidedir. Gerçek güç bilgidir. Öyle şatafatlı koltuklarda oturmak değildir. Saraylarda oturmak değildir. Maalesef halktan tamamen kopmuş bir saray rejimiyle karşı karşıyayız. Asıl sorunumuz bu. Dün gerçekleşen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarında biz sürekli Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir sataşma dinledik. Onun dışında sizin dikkatinizi çeken konuşmalarında özellikle bu kadar önemli bir konuda, işte Akıllı Şehirler ve Belediyelerle ilgili bu konferansta tek gündeminin baktığımızda Sayın İmamoğlu olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Korku dağları sarmış herhalde. Çok korkuyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Millet İttifakı'ndan, İmamoğlu'ndan. Görmüyor musunuz? Grup toplantılarında bile AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan en az yarım saat Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve Kılıçdaroğlu onu götürecek, bu hükümeti götürecek. İlk seçimde götürecek. Korku dağları sarmış. Büyük bir nezaketsizlik. Orada bakan konuşuyor. Kanal İstanbul'la ilgili. Arkada Sayın İmamoğlu'nun görüntüsü var. Sayın İmamoğlu da konuşsun. Sayın İmamoğlu gereğini yaptı. 4 sayfalık Kanal İstanbul'la ilgili Cumhurbaşkanı'na sundu. Evet. Gereğini yaptı. Tavrını da gösterdi. Ama yaşananlara bakıyorsunuz. Büyük bir korku içerisindeler, büyük bir panik içerisindeler ve Türkiye'yi artık yönetemiyorlar. Savruluyor Türkiye, yönetilmiyor. Türkiye'nin, İstanbul'un sorunlarını çözebilecek kapasitede değil artık mevcut yönetim, iktidar. Ama korkunun ecele faydası yok. Bu memlekette ben hep şunu söylüyorum, referandum sürecinden başlayan büyük bir demokrasi mücadelesi var. Türkiye'nin bugün verdiği mücadele bir ideoloji mücadelesi değil, bir sağ-sol mücadelesi değil, demokrasi mücadelesi. Hı hı. Türkiye bugün demokrasiyi yaşamıyor. Türkiye'nin bugün yaşadığı monokrasi. Monokrasi, yani bir kişinin egemenliği. Referandum sürecinden başladı o demokrasi hareketi, hayır hareketi. Devamında dünya siyasi tarihine geçen adalet yürüyüşü. Devamında Çanakkale'de, Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda gerçekleşen adalet kurultayı, 4 gün süren. Ve yine yerel seçimlerde ki o büyük ittifak, demokrasi ittifakı ve mücadele. Bunu kararlılıkla sürdürüyoruz. Ondan korkuları. Demokrasiye
inananlar, demokrasi mücadelesi verenler her gün daha da güçleniyor. Korkuları bu. Onun için genel başkanımızdan korkuyorlar. Onun için İmamoğlu'ndan korkuyorlar. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Millet İttifakı'ndan korkuyorlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en basiretsiz hükümetiyle karşı karşıyayız. Asıl sorunumuz bu. Ama burada ilk seçimde inşallah hep birlikte gereğini yapacağız. Evet. Çok konuşulan başlıklardan biri de Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı son açıklama TOKİ ile ilgili. Baktığınızda şimdi normalde faize ne deniliyor? Haram. Bütün fetvalarında bugüne kadar Diyanet'in açıklamaları hep bu yöndeydi. Ama iki gün önce çok garip bir şey oldu. Bir anda faiz caiz oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Vatandaşlar inanamadı. Bugüne kadar bunu savunan insanların kafası karıştı. Nasıl oluyor, nasıl böyle bir şey söylenir diye. Ama galiba Türkiye'de artık her şey olabilir. Evet, çok önemli bir konu. Teşekkür ederim. Buna geçmeden bir önceki konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Lütfen. Sayın Erdoğan ne demişti? İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz. Onun için böyle davranıyorlar. Her şeyi açıklayan söz aslında. Tabii. Sayın İmamoğlu'nu nasıl engelleyebiliriz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni nasıl yıpratabiliriz? O konuşmalar, o organizasyonlar hepsi onun için. İstanbul'u kaybedersek Türkiye'yi kaybederiz. İstanbul'da tökezlersek Türkiye'de tökezleriz dediler. Ve gerçekten de artık o kaybetme korkusuyla daha da otoriterleşiyorlar, daha da hata yapmaya devam ediyorlar. Faiz konusuna gelince, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet, bugün gelinen noktada maalesef sarayın bir kurulu haline, organı haline gelmiş. Diyanet'in görevi midir? Hükümetin yanlış uygulamalarını desteklemek, saray rejimini meşrulaştırmak. Şimdi bu açıklama nedir? Yani bugüne kadar faiz haramdır diyenler, bugün işte konut konusunda işte faiz caizdir. Yarın başka konularda da caiz olabilir. Çünkü faiz lobilerine teslim olmuş bir saray rejimi var. Onu desteklemeye çalışıyorlar. Biraz önce söyledik. Günde 50 milyon dolar faiz ediyor bu hükümet. Günde 50 milyon dolar. Her gün 82 milyon ödüyor bunu. Hepimiz ödüyoruz. Hepimiz ödüyoruz. İşte dediğiniz gibi çocuklarımızın doğmamış daha dünyaya gelecek ileride çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği ipotek altına alındı. Bütçede en son Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden işte geçen bütçede 2020 yılı faiz ödemesi yaklaşık 119-120 milyar lira. Eski parayla katrilyonlar. Yani 120 katrilyon. Yalnızca faiz ödemesi 2020 yılında. Bu kadar yüksek faiz ödeyen bir iktidarı işte Diyanet İşleri Başkanı da herhalde korumaya çalışıyor. Ama insanlar artık kanmıyor bunlara. Gerçeği görüyor insanlar. Diyanet'in geldiği nokta son derece üzücü. 10 Kasımlarda, 31 Ağustoslarda Atatürk'ü anmayan, Atatürk'süz hutbeler yayınlayan Diyanet bugün faiz caizdir noktasına gelmiş. Ne kadar acı. Anayasamızın başlangıç kısmında şöyle bir cümle vardır. Anayasamızın başlangıç kısmında. Kutsal din duyguları devlet ve politika işlerine kesinlikle karıştırılmamalıdır diye. Yani insanımızın kutsal din duygularını, inancını niçin kullanıyorsunuz siyaset için, iktidar için? Niçin istismar ediyorsunuz? Yıllardır söylüyoruz. Şu okullara, kışlaya, ondan sonra camiye, ibadethanelere siyaset sokmayın diye. Her yere siyaseti soktular. Her yere. Ve o kadar büyük bir din istismarı var ki. Ya bırakın vatandaşlarımızı rahat bırakın. Herkes zaten bu memlekette
özgürce inancını, ibadetini yaşıyor. Son olarak evliliğe de kafayı takmış durumda AKP Genel Başkanı ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. 30 yaşına geliyorlar, hala evlenmemiş oluyorlar diye rahatsızlığını dile getirdi. Ama vatandaş da diyor ki iş yok, aş yok, evden dışarı çıkacak cebimizde para yok. Neyle evleneceğiz? Evet, tabii önce iş. Önce iş, sonra eş. Evet. Yani kadın için de geçerli, erkek için de geçerli. Tabii. Her insanın onurlu bir yaşam sürme hakkı vardır. Onurlu bir yaşam. Onurlu bir yaşam nasıl sürülür? İşle. Kendi ayaklarının üzerinde durarak. Siz işsizlik, gerçek işsizlik oranı o kadar yüksek ki resmi rakamlarla bile 6 milyonlara dayanmış ama gerçek rakamlar 8 milyonun üzerinde. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük işsizliği yaşanıyor. Siz diyorsunuz ki gençlere evlenin, alay eder gibi. Bir de vergi tartışmaları çıktı biliyorsunuz. İşte bekarlar vergi ödeyebilir diye. Öyle güzel güzel yani, gezip televizyon izleyip çocuk yani, yapmadan gezemezsiniz. Yani işiniz var, imkanınız var ama evlenmiyorsunuz. Nasıl bir yaşam tarzına, insanların tercihine, müdahaleye bakın. Ha bir o de zaman, evlendikten sonra da 3 çocuk yapın deniliyor. Evet. Hani imkanın var, evlenmiyorsun, evinde keyif yapıyorsun, kedine bakıyorsun. O zaman vergi ödeyeceksin. O zaman vergi ödeyeceksin. Osmanlı'da vardı bu biliyor musunuz? Bunun adı mücerret vergisiydi. Mücerret. Mücerret. Mücerret soyut demek ama yalın, genç, bekar anlamına da geliyor. Osmanlı'da galiba 25 yaşını bitirmiş işte imkanı olan, durumu olan ama evlenmeyen genç bekarlardan böyle bir mücerret vergisiydi adı. Tarihçiler çok daha iyi bilir. Cumhuriyetimizin belli dönemlerinde de bu tartışılmış, hep reddedilmiş. Hep reddedilmiş. Tabii Osmanlı'nın son dönemleri işte 1911-1912 Balkan Harbi, o işte Libya'da, Trablusgarp'ta, Orta Doğu'da, işte Bağdat'ta, hemen her yerde savaşıyor Osmanlı. Daha sonra Birinci Dünya Savaşı, daha sonra Kurtuluş Savaşı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi. Genç erkekler hep yaşamını yitirmiş. Genç erkek nüfus o kadar azalmış ki memlekette. O zaman bazı dönemlerde evliliği destekleyebilirsiniz, çocuğu destekleyebilirsiniz. Ama bugün böyle bir şeye ihtiyaç yok. Bugün ihtiyacımız olan iş, aş, iş, ekmek. Bugün esnaf kanı alıyor. 500 binin üzerinde esnaf kepenk indirdi. Evet. Esnafın yanında bir kişi çalışıyorsa, iki kişi çalışıyorsa onları çıkartmak zorunda kalıyor. Yani sadece son bir yılda, 2019'da 1 milyon kişi işsiz kalmış. Son bir yılda. Çiftçi perişan durumda. Artık ekmiyor, biçmiyor. Herkes öyle. Yani asgari ücretliler, çalışanlar, açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında milyonlar. Asıl sorunumuz bu. Önce iş, sonra eş denmesi lazım. Evet, bir de insanların yaşam tarzına müdahale etmeyeceksiniz. Bizim temel prensibimiz yaşam tarzına, etnik kökene ve inanca saygı. Bir de bu rahatsızlık neden kaynaklanıyor? Yani şimdi bekarlara deniliyor ki siz güzelce geziyorsunuz, tozuyorsunuz, yurt dışına çıkıyorsunuz, fotoğraflar çekiliyorsunuz, kedileriniz, köpekleriniz var. Böyle bir hayat olan, ya neden, ne kadar güzel bir şey. Yani kendi ülkendeki insanların refahı, mutlu yaşaması neden bu kadar sıkıntı ve sorun haline getirilebilir ki? Şimdi maalesef mevcut iktidar ve Erdoğan, hatırlayın daha çok yakın bir zamanda dindar ve kindar nesil yetiştirmeliyiz demişti. Hı hı. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'yi yöneten bir başbakanın, o dönemde başbakanını hatırladığım kadarıyla. Dindarı deizmin şu an artışa geçtiğini düşününce pek tutmamış olabilir ama kindarlık. Bir hükümetin görevi bu mudur? Herkesin ailesi vardır. O ailede belli bir ahlak, terbiye, kültür alır. İnancını alır. Herkes özgürdür zaten. Her birey belli bir çağa geldiğinde tercihlerini yapar. Özgürlük budur. Siz bireyin, bakın demokrasinin öznesi insandır, bireydir, özgür bireydir. Türk Kürt dememiş, Alevi Sünni dememiş, Hristiyan Müslüman dememiş, zengin yoksul dememiş, insan demiş, insan. Demokrasinin öznesi insandır, bireydir, özgür bireydir. Sizin yapmanız ne hükümet olarak, yönetenler olarak?
devleti yönetenlerin görevi ne? Bireyin yaşamının önündeki tüm engelleri kaldırmak. Ona dayatmalar yapmak değil. Onu belli tercihlere zorlamak değil. Kültürel bir devrimden bahsediyorlar. Sizin anlayışınıza göre mi yaşamak zorunda insanlar? Hayır. Her birey büyük bir değerdir ve herkes tercihini yapar. İster başını ört, isteyen başını örter, isteyen başını açar, isteyen ibadetini özgürce yapar, isteyen başka bir şey yapar. Özgürlükleri ortadan kaldırırsanız, ki özgürlükler, farklı düşünceler, farklı inançlar, mezhepler, bunlar bir zenginliktir, hı hı, ülke için ve toplum için. Asıl zenginlik budur. Ama düşünsenize, şu hale geldik. Olimpiyatlara gitmeye hak kazanan milli voleybol takımımızın kızlarına bile dil uzatılacak şekilde bir yaranma hali söz konusu. Onlar, o kadınlar Atatürk'ün, evet, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınlarıdır. Evet. Bu kadar net. İşte onlara dil uzatanlar, onlardan dahi rahatsız olanların kafa yapısını, zihniyetini düşünün ve maalesef bu zihniyet bugün birçok yerde, sarayda bile Mehdi arayanlar var. Şimdi böyle bir saray, sarayda paralel devlet var, paralel kurullar var, Mehdi arayanlar var, her şey var. Ama hiçbir sorun yok. Bir elleri yağda, bir elleri balda. İşsizlik nedir, yoksulluk nedir? Saray ve çevresinde böyle bir şey akıllara bile gelmiyor. Sanat, spor, tabii, bilim. Şimdi nasıl bu memleketin sorunlarını çözecek bu insanlar? Nasıl çözecekler? Bu kadar demokrasiden, özgürlüklerden, adaletten, eşitlikten kopan bir anlayış nasıl bu güzel memleketimizin sorunlarını çözecek? Çözemeyecek, zaten çözemiyor. Onun için ilk seçimde de millet gereğini yapacak. Nasıl 31 Mart'ta yaptı, nasıl 23 Haziran'da yaptı, ilk seçimde de, ilk Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde de millet gereğini yapacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Evet, size büyük bir gerçekten umut bağlanmış durumda şu anda. Dediğiniz gibi zaten son yerel seçimlerin ardından da bu çok açık ve net bir şekilde belli oldu, ortaya çıktı. Ve bundan sonra da Sayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ifade ettiği gibi tek bir hedef var artık. O da iktidara emin adımlarla işte bu halkın da desteğini arkanıza alarak yürümek. Hedefimiz Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak. Peki, diyelim, noktayı koyalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Için. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, günaydın Türkiye'yi burada noktalıyoruz. Yarın yine sabahlar 7'yi gösterdiğinde, saatlerimiz 7'yi gösterdiğinde tekrar birlikte olacağız. Programlarımız devam ediyor, bizden ayrılmayın.